Antep usulü parmak kebabı. 3 adet patates, 3 adet kabak, 2 adet patlıcan, 2 adet kırmızı biber, 4-5 adet sivri biber. İç harcımız için efendim 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 600 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 3 diş sarımsak, 1 adet domates rendesi, 1 adet sivri biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, karabiber, pul biber, sıcak su ve tuz. Üzeri için domates, sarımsak, tereyağı ve tuz. Artık nefesimin yetmediği son dakikalardı. Bu Anteplilerde gerçekten bir zenginlik vardır menüde, bir malzeme listesinde Serpil. Doldur doldur. Allah herhalde bize koymuşlar. Menüler de zengin. Ne? Antep demişken bir aile dostum var. Antep'e davet etti. Gönülleri de çok zengindir. Kesinlikle. Yurdumun insanları hep söyle zaten. Aynen öyle. Abi dedi en az dedi bir iki hafta kalman lazım dedi. Evet. Ben hani biraz gurme yemeği seviyorum ya. Ondan sonra dedim abi nasıl iki hafta? Bir hafta 10 gün yalnız mezeleri yemekle geçer diyor. Aha. Yani o kadar çeşidimiz çok, çok diyor. Güzel. Gerçekten. Buradan Antep'e selamlar olsun. Tüm dostlarımıza. Yukarıdan kulağıma da söylüyorlar. Masaya diyorlar her şeyi koyarlar. Ölümü gör ondan dayı, ölümü gör bundan dayı. Bir de yemin ettirirler diyor. Yeriz hepsinden. Seviyoruz ya. Benim annem de öyle. Ciddi Allah. Hani Allah'ını seviyorsan ye. Tabii ya bırak canım. Yiyeceğim. Ciddi Allah bundan vallahi da. Yiyeceğim. Ya beni istemeye geldikleri gece annem hiç unutmam. 20 sene eskiye gittim. Süt ikram etmeye kalktı ya. Diyorum ki yeter da yani bu kadar meraklıymışsın gibi kocama göndermeye. Hadi illaki git yani hadi. Yok ya şey yapıyor hani ikram da ikram hani sırf istemeye değil yani herkese. Evet. Sütün şöyle de bir ya? Anlamı var Balkanlarda. Süt. Evet kız istendikten sonra verilir, ikram edilir. Süt beyaz, saf, temiz anlamında hem de hazmı da kolaylaştırır aslında. O kadar yedirdikten sonra bir de süt verelim ki mideleri eve gidince ya, yanmasın diye düşünmüştür ben. Sürekli ama annemin bu süt takıntısı bir ara ben küçükken hiç sevmezdim. Ya bunu iç ya kafamdan aşağı dökeceğim. Ya bunu iç ya kafamdan aşağı dökeceğim. Biz böyle böyle uzun boylu olduk yani annemin sütleri sayesinde. Bir de güzel dişlerimiz oldu. Bizim ailecek dişlerimiz de çok sağlam. Demek ki süt çok içtik küçükken. Evet. Kalsiyumu aldık. İşte buradan seslenmiş olalım. Biz yani insanları ağırlamak bize mutluluk, keyif veriyor. Evet. Kesinlikle. Şimdi hani zili çalıp da bakıyorlar ya kameradan. Evde yokuz havası bazen oluyor. Hemen. Onlara seslenmiş olalım buradan. Evet. Misafir bir yer on bırakır yani. Bereketlidir yani. Misafir gelmesi hoş. Misafir mutluluk kaynağı. Kesinlikle. Evet efendim. Soğanımızı önce doğruyoruz. Ekrem Bey de kavurma işlemini yapacak oradan. 2 dirhem bir çekirdek olduğuna bakmayın. Mutfağı da çok yatkın. Elimden geldiğince. Elimden geldiğince. Antep usulü ne yapıyoruz? Kebap yapıyoruz. Evet parmak kebap. Efsane bir lezzettir bu. Şöyle güzelce doğradık soğanımızı. Program bitiminde tadıyorduk bunları değil mi? Tabii ben masamızı hazırladık. Tamam. Hemen oturacağız. Gelinler yoruldu galiba kaçtı. Kıyafet değiştiriyorlar. Size birkaç kıyafet getirdik bugün. Süper. Evet başka kıyafetler göstereceğiz sizlere. Ay çok mutlu oldum. Bak bundan haberim yoktu. Az sonra efendim gelinlerimiz şıkır şıkır farklı bir kıyafetle karşınızda olacak. Vay 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 vay. Biz İstanbul'da ya olsak kız galiba haftada bir kez evet, biraz giyinip tabii, çıkıp. Kesinlikle seviyoruz ya kanımızda var. Dediğim gibi ekran başındaki kıymetli izleyicilerim bizi yadırgamasın. Çünkü gerçekten eğer boşluksan giyinmeyi seviyorsundur 6 yani. 6 yaşında benim ikizlerim, 2 kızım var. Kaç Anladım. Tane şalvarları var şimdiden bilmiyorum. Her düğünde onlar da bizimle birlikte giyiniyorlar. Bak fırlamaya anne benim bak. Benim mendilim takım falan diye böyle ay, takım mendil istiyorlar. Maşallah. Çocukluktan başlayınca herhalde sonrasında da gelin olunca da zor gelmiyor. Evet evet biz gördük. Evet. Dediğin gibi gördüğümüz için de bize hiçbir şekilde zor bundan gelmiyor. O şerbetli. Hemen yeni kaşığımı veriyorum. Şöyle yapıyormuşum falan. Abi bekliyorum ya. Senden abi. Öyle bir artistik hareketler gelecek yani Ekrem. Geliyor. Alevler. Bu yemekte ne yapacağız efendim? Şimdi bütün sebzelerimizi özellikle Serpil'in doğradığı gibi parmak parmak doğrayacağız. Hepsi patlıcanımızı, biberimizi, domatesimizi rendeleyeceğiz. Sadece biberler, patatesler bu şekilde doğranacak. Bir yandan da biz soğanı kavuruyoruz. İçerisine en son aşamada etimizi atacağız. Etle birlikte kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonrasında ise devam edeceğiz efendim. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelinlerimiz üzerlerini değiştirdiler.
Biz de ne yaptık bu arada? Parmak kebabı için bütün sebzeleri tepsimizin ortasına dizdik. Şıkır şıkır güzel gözüküyor. Sonrasında etimizi orada soğanla güzelce kavurduk. Onu da alalım Merveciğim. Şu orta kısmına şöyle Merve'yi de mutfağa soktum. Bizimkiler erinmez efendim. Biz her işi yaparız. Değil mi Merve? Kesinlikle. Oh, üçüncü yemeğimizi de hazırladık. Ve önden kızartmadığımız için çok hafif olacak. Devir Merve. Bak Ekrem var ya, süpersin ha. Canı yetmedi, beni bekle. Ben fark ettim. Şekırma gibi. Kaynana gibi. Kaynana gibi diyor, karışmazsam diye çatlarım diyor. Ama oradan güzel, ben de aynısını diyor. Döndür, döndür diyor, devir, devir diyor. Canım ya. Şimdi efendim, hemen üzerini pişirme kağıdıyla birazcık saralım. Bir salçalı suyunu yapalım. Şöyle yani. Kapağını abi. Ben de oradan akacak diye bekliyorum. Şerbetimizi de verelim tatlımızı. O da hazır. Onu da Ekrem şerbeti versin. Ekrem gönder gelsin. Buyurun efendim. Oraya öyle direkt tepsiye tatlılara. Ha tepsiye. Ver kardeşim. Sen istiyorsan dört de ne olur ne olmaz. Yok sen yap Ekrem, o senden. Vallahi mi? Aynen. Hadi bakalım. Tek tek üstlerine geç. Ben tuzunu veriyorum. Sen şerbetini veriyorsun. Tadı tuzu yemeğin. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün muhteşem bir görsel şov var. Hem yemeklerde. Renk koyalım mı şöyle görsel? Olur. Onu sana renkleri ne kadar güzel oldu değil mi yemeğin? Muhteşem oldu. Bir su bardağı kadar da su eklesek mi Serp? Yok. Çok kendi çok sebze gerçi çıkar biraz ama birazcık gezdirelim bence. Böyle minicik, miniminnacık. Çünkü zaten sulanacak ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.